Meraklısına Güncel İktisat'tan herkese merhaba. Bu bölümümüzde Türkiye tarihinde enflasyon dönemlerini ve enflasyonun tek haneye nasıl düşeceği hakkında konuşacağız. Bilim Akademisi üyelerinden Profesör Doktor Şevket Pamuk ve Profesör Doktor Refet Gürkaynak bizlerle. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. İyi günler. Refet Hocam, ilk olarak sizinle başlayalım isterseniz. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonu yıllık bazda %36,8 olarak açıklamıştı. Kur kriziyle birlikte enflasyon endişeleri artarken bir süredir kademeli olarak faiz düşüren Merkez Bankası dün faizi %14'te sabit tuttu. Peki enflasyon nasıl ölçülür? Enflasyon düşünce fiyatlar azalıyor mu? Tamam. Bu önemli bir şey. Yani kötü bir şey olduğunda hepimiz hemfikiriz. Tam ne olduğunda bazen hemfikir olmayabiliyoruz. Halbuki açık tanımı olan bir şeyden bahsediyoruz. Enflasyon fiyatların artışı. Bunu fiyatların yüksek olmasından ayırmak lazım. Enflasyon pahalılık değil, pahalılanmak. Fiyatların artış hızı. Dolayısıyla baktığımız şey bir fiyat düzeyi var. Gelirimize göre bu yüksekse eğer hayat pahalı diyoruz. Ki Türkiye'de bunu diyoruz. Bir de o hayatın pahalılaşması var. O enflasyon. Enflasyon düştü dediğimiz zaman fiyatlar azalıyor demiyoruz. Fiyatların artış hızı azalıyor. Eskisi kadar hızlı pahalanmıyor diyoruz. Fiyatlar dendiği zaman da tabii bu neyin fiyatına geliyor iş? Bir anket var. Hane halklarının, bunu aileler diye düşünün isterseniz. Tam aynı şey olmamakla beraber. Ama yani Türkiye'deki ortalama hane halkı bir ayda ne alır? Ne yer, ne içer, neye harcama yapar? Bir harcama anketi bu. Bunun sonuçlarından bir ortalama harcama kalıbı çıkıyor ortaya. Buna tüketim sepeti deniyor. Size yolladığım grafiklerin ikinci sayfasında bunu gösterebilirsek sevinirim. TÜİK'in web sayfası maalesef dünyanın en berbat web sayfalarından bir tanesi. Çok bilgi var orada. Ama epey eşinmek gerekiyor istediğiniz şeyi bulmak için. Tavsiye ederim. Şimdi yukarıda baktığımız şey bu tüketim sepetinin ne olduğu. En altta işte yaklaşık %26 ağırlığı olan şey kırmızıyla gösterilen gıda ve alkolsüz içecekler. Ortada hafif yeşil gibi gözüken konut var. %15. Sonraki büyük bölüm sarıyla gösterilen ulaştırma. Yani bunlar diyor ki işte hani insanlar işte bir yerde yaşayacaklar, yiyecekler, içecekler, işe gidecekler, gelecekler. Bunlar yaptıkları zaman zaten harcamalarının %55, harcamanın çoğunluğu buraya gitmiş oluyor. Bunun alt kalemlerine de bakabilirsiniz. Yani şöyle şeyler görüyoruz işte. Orada bir %5 civarında alkol içecekler ve tütün var. Şunu biliyoruz. Bunun çok az bir kısmı alkol içecekler. Neredeyse hepsi tütün. Bu Türkiye'de içki içilmediği için değil ama insanlar artık bayağı evlerinde içki üretimi yaptıkları için ve nihayetinde de gördüğümüz şey bir harcama bazlı sepet olduğu için alkole harcama Türkiye'de az. Fakat bakarsanız birçok yıl bunun enflasyona katkısı yüksek. O da alttaki şu anda gene baktığımız grafik. Bu da şunu söylüyor. Toplam harcamadaki ağırlığı ne kadar? Şu kadar. Peki bunun enflasyona etkisi ne kadar? O ağırlıkla bu grubun fiyatı ne kadar değişmiş? Bunun birleşiminden geliyor. Yani mesela şunları görüyoruz. Toplam enflasyon %35, değil mi? O %35'in 11'i kendi başına gıda ve alkolsüz içeceklerden gelmiş. Bu yüksek. İşte 8'i ulaştırmadan gelmiş. Bunları şaşırmıyoruz tabii, değil mi? Mesela benzine zam geldikçe ulaştırmadan gelen enflasyon katkısı artıyor. Kurdan bu yüzden endişe ediyoruz zaten. Başka yıkıcı etkileri de var ama kur hızlı yükseldiği zaman bu sepetin içinde sadece Türkiye'de üretilen şeyler yok. Bu bir tüketim sepeti. Türkiye'de tüketilen şeyler var. Nerede üretildiğinden bağımsız olarak. İthal ettiğimiz ve tükettiğimiz her şey kur yükseldikçe bunların fiyatları arttığı için kur yükselişi doğrudan bize pahalandı hissi veriyor. O enflasyon işte enflasyonu yükseltiyor. Şimdi bunun ölçülmesinde memnun olunmayacak birçok şey var. Fakat şu önemli, siz eğer tam Türkiye'nin ortalama hanesi değilseniz eğer, buna bakıp şöyle diyorsunuz. Bu benim tüketimime benzemiyor. Ne bileyim mesela, ben sigara içmiyorum ama içki içiyorum. Dolayısıyla tabii benim tüketimime benzemiyor. Lojmanda oturuyorum. Dolayısıyla kira harcamam yok. Dolayısıyla bu bakımdan benim tüketimime benzemiyor. Vesaire türü şeyler var burada.
Bir sonraki sayfaya bakarsak eğer, bu tüketim sepetinin bu sefer yukarıda gelir gruplarına göre, üstte baktığımız en fakir %20'lik grubun harcama sepeti, altta baktığımız en zengin %20'lik grubun harcama sepeti ya da en düşük gelirli, en yüksek gelirli %20'lik grupların. Şimdi hemen şunu görebiliyoruz. Tahmin edeceğiniz gibi geliri düşük olan grupta gıda ve konut, bu ikisini bir araya koyduğumuz zaman harcamanın %70'i. Bu insanların başka bir şeyi harcayacak bir gelirleri yok. Dolayısıyla mesela bakıp işte yani lokantalar pahalandı diye dert ediyorsanız, değil mi? Bu insanlar bana bir şey olmuyor, zaten gitmiyordum diyorlar. Ama öte yandan siz, ya ben nasılsa dışarıda yiyordum, onun için de gittiğim zaman domates fiyatı artmış artmamış, lokanta buna zam yapana kadar benim haberim olmuyor diyorsanız, domates fiyatı o insanların sepetinde çok yüksek bir yere sahip. Şimdi Türkiye'deki gelir dağılımı çok bozuk olduğu için tüketim dağılımı da çok farklı. Üstteki dağılımın, alttaki dağılımın ne kadar farklı olduğunu görebiliyorsunuz. Buna ilişkin bir şey daha söylemek istiyorum. Yani bu hadi derste dönmesin tabii. Ama bir yandan da enflasyon üzerine doğru gün konuşulacaksa neden bahsettiğimizi iyi biliyor olmak önemli. Enflasyon yüzdeyle ölçülen bir şey, değil mi? Bir değişim hızı, dolayısıyla yüzdeyle ölçüyoruz. Yüzdeyle ölçülen şeylerin kendi değişimlerini yine yüzdeyle ölçmüyoruz genellikle. Yani şu saçmalığın ortaya çıkmasını istemiyoruz. Enflasyon negatif olabilir, fiyatlar düşüyor olabilirler. Bu iyi bir şey değil. Japonya'da mesela böyle bir sorun var. Enflasyon -1'di diyelim ki. Şimdi de %1 oldu. Tamam. Şimdi ben buna bakıp şöyle diyeceğim. Ha tamam, yani burada %2'lik bir değişim var. 2 puanlık bir değişim var diyorum buna. Çünkü öbür türlü iş yapmaya çalışırsam, yüzdenin yüzdeleriyle iş yapmaya çalışırsam o zaman çok abuk sabuk cümleler kurmaya başlıyorum. Şu meseleler ortaya çıkmaya başlıyor. Diyelim ki enflasyon %0.1'den %0.2'ye çıktı. Buna baktığım zaman diyorum ki ya orada bir enflasyon yok da hala da yok aslında. Ama eğer oranları oranlarsanız enflasyon 2 misline çıktı demeye başlıyorsunuz. Yani bir şey olmadı orada. Onun için de enflasyon 0.1 arttı demeyi tercih ediyoruz. Ya da şu mesele olmasın, enflasyon yoktu, sıfırdı, bir oldu. Ne oldu? Sonsuz katına çıktı diyecek halimiz yok buna. Böyle ölçülmüyor. Yani Türkiye'de biliyorsunuz şimdi böyle bir gırgır başladı. Amerika'da enflasyon Türkiye'den de kötü. Çünkü orada işte %1.5'tan 7'ye çıktı, 5 katına çıktı. Böyle ölçülmüyor. Ya bunu söyleyen insanlar ya hakikaten bilmediklerinden konuşmamalılar ya insanlara aptal muamelesi yaptıklarından konuşmamalılar. Birinci grafiğe bakarsak eğer, değişik ülkelerde enflasyonun ne durumda olduğunu görebiliriz. Bu bir zaman serisi değil. Değişik ülkelerde 2021 yılı enflasyonu. Bunlar OECD ülkeleri. Bir nevi hali vakti yerinde C ülkeler. Biz de kuyruğundan buna dahiliz. Şu kenarda böyle gururla sırıtan en sağdaki diğerlerinin hepsini bastırmış olan çubuk Türkiye. Ama bu diyor ki yani Türkiye diğerlerine fonksiyonel olarak benzemeyen bir enflasyon düzeyinde. Yani şu doğru değil. Her yerde enflasyon var, Türkiye'de de var. Ya bırak Allah aşkına. Şimdi Türkiye'deki enflasyonun diğerleriyle bir alakası olmadığını görüyoruz. Bir alttaki, gene burada gördüğümüz alttaki panel, 2020'den 2021'e enflasyon ne kadar değişmiş değişik ülkelerde diye gösteriyor. Burada da bizim sırıttığımızı görebiliyorsunuz. Şimdi bu grafiği 2020 için yapsaydık üsttekini, yani 2020 enflasyonları neydi, gene biz en yukarıda olacaktık. Hem en yukarıdayız, hem de en hızlı artanız. Tamam, bu enflasyonda ipin kopmuş olması demek. Türkiye'de bu mesele var. İşte niye var? Nasıl engellenecek? Bunun bu topraklardaki süreci nedir? Geri kalan vaktimizde bunu konuşacağız. Burada durayım. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Hocam diğer ülkelere geçmeden Şevket Hocam'a bir soru sormak istiyorum. Az önce de bahsettiğim gibi Türkiye İstatistik Kurumu %36,8 ile aslında son 19 yılın en yüksek enflasyon verilerini açıklamış oldu. Peki Osmanlı'da ve Cumhuriyet'in erken yıllarında enflasyon dönemleri var mıydı? Evet, sadece bizde değil, tüm dünyada enflasyon dediğimiz şeyin kökenleri çok eskilere gidiyor. Çok eskiler deyince 300 yıl, 500 yıl önce ve özellikle kentlerde bir piyasa ekonomisi var, malların fiyatları var,
malların fiyatları zaman içerisinde değişebiliyor. Refet Bey'in yaptığı gibi böyle bir paket oluşturup farklı malların fiyatlarını ölçerek, bir endekse bakarak enflasyonu zaman içerisinde izlemek, fiyatları ve enflasyonu zaman içerisinde izlemek mümkün. Şunu da ekleyelim. 20. yüzyıla kadar para sistemi daha farklı tüm dünyada. 20. yüzyıla kadar para düzeni dediğimiz zaman esas olarak altın ve gümüş sikkelerden söz ediyoruz. Ama altın ve gümüş sikkeler döneminde de fiyatlar değişiyor, enflasyon olabiliyor. Ve benim vurgulamak istediğim, o zamanki enflasyonun nedenleri bugünkülerden de çok farklı değil. Bir kere enflasyonun her zaman dışarıdan ithal edilme ihtimali var. Osmanlı tarihçiliğinde şöyle şeyler çok konuşuldu. İşte 16. yüzyıldan itibaren Amerika'nın keşfinden sonra Avrupa'ya ve tüm dünyaya çok miktarda altın ve gümüş geldi. Bu altın ve gümüş tüm dünyada ve bu arada Osmanlı'da enflasyona yol açtı. Enflasyonun Osmanlı'daki esas nedeni de budur diye. Ama yapılan çalışmalar gösteriyor ki Osmanlı'da enflasyonun esas nedeni bu dışarıdan ithal edilen enflasyon değil. Osmanlı'da enflasyonun ana nedeni içerideki bazı nedenler, yerli üretim. Osmanlı döneminde devletin vergi gelirleri çok uzun dönemler düşük kaldı. Özellikle savaş gibi dönemlerde devlet ek gelir sağlamak için bu gümüş sikkelerin, işte akçe dediğimiz, sonra kuruş dediğimiz gümüş sikkelerin içindeki gümüş miktarını azaltarak ek gelir sağlamaya çalışıyor. Enflasyonun, Osmanlı'da enflasyonun esas nedeni bu. Ben böyle ayrıntılı hesaplar yaptım. Osmanlı'da 300-400 yıllık bir dönemde akçenin, sonra kuruşun gümüş içeriği %1'ine inmiş ve aynı dönemde fiyatlar da 100 kattan biraz daha fazla artmış. Onun için bu da gösteriyor ki esas enflasyonun o dönemde esas kaynağı devletin ek gelir sağlamak amacıyla sikkelerle oynaması, tahşiş yapması, sikkelerin, gümüş sikkelerin içeriğini düşürmesi. Tabii enflasyon bugün olduğu gibi o zaman da tepki uyandırıyor, toplumsal tepki, bir muhalefet yaratıyor. İşte lise kitaplarından beri biliyoruz Yeniçeriler ayaklanır diye. Tahşiş olduğu zaman, enflasyon yükseldiği zaman, ama o iş o kadar basit değil. Osmanlı'da, başkentte, başka kentlerde çeşitli siyasi hareketler var, muhalefet var. Muhalefet bu tahşiş dönemlerinde, fiyatların yükseldiği dönemlerde bir tepki göstermek için elverişli bir dönem olarak görüyor. Onun için ayaklanmalar biraz da siyasi nedenlerle ortaya çıkıyor. Ama devlet tabii bu ayaklanmalarda hoşlanmadığı için paranın ayarını düşürmek konusunda genelde isteksiz davranmıştır ve Osmanlı döneminde enflasyon en çok savaşlarda ortaya çıktı. Savaşlarda artık kaçınılmaz olduğu için, ek gelir sağlamak için tahşiş ve enflasyon ortaya çıktı. Bizim 20. yüzyıldaki en yüksek iki enflasyon deneyimlerimizden ikisi de Birinci ve İkinci Dünya Savaşı döneminde olmuştur. Birinci Dünya Savaşı döneminde Osmanlı hükümeti çok büyük miktarlarda kağıt para basarak savaşı finansmanını yapmaya çalıştı
ve 1917 yılı bu topraklardaki en yüksek enflasyon yılıdır. Yıllık enflasyon %300, %400'e kadar yükselmiştir 1917 yılında. Sonra İkinci Dünya Savaşı'nın sırasında da biz savaşa katılmamış olsak bile savaşın finansmanı için kağıt para basıldı. Bu da enflasyona yol açmıştır. En yüksek enflasyon dönemleri 1950'ye kadar bu iki savaş dönemi olmuştur. Bir de fiyatların düştüğü bir dönem var Cumhuriyet'te. Ona da değineyim ve sözlerimi tamamlayayım. Şimdi biraz da Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan yoğun enflasyon nedeniyle Cumhuriyet'in erken yıllarında borç almak, para basmak konusunda Cumhuriyet hükümetleri çok ihtiyatlı davrandılar, ek para basmadılar. 1929'dan sonra dünya bunalımı sırasında tüm dünyada fiyatlar düşmeye başlayınca Türkiye'de de düştü ve onun için 1929'dan itibaren, 1920'lerden itibaren ve 1930'ların sonlarına kadar Türkiye'de enflasyon değil, fiyatların düştüğü bir dönem yaşandı. Hocam teşekkür ederiz. Refet Hocam, az önce gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden bahsettiniz grafikte. Şimdi özellikle 2020 sonrasında dünyada enflasyon artışı gözlemleniyor. Örneğin işte Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri yıllardır tecrübe etmedikleri enflasyonla karşı karşıyalar. Siz aslında hani Türkiye'de olan durumun diğer ülkelerle alakası olmadığını biliyoruz dediniz ama hani onu biraz böyle açabilir miyiz? Yani Türkiye'de enflasyon bütün dünyadakinin yükselmesine paralel mi yükseliyor? Tamam, yani hani birçok soruya iktisatçılar işte yani biraz öyle biraz böyle diye cevap veriyorlar. Bunun temiz şöyle bir cevabı var. Hayır. Türkiye'nin enflasyonu kendi iç dinamikleriyle ortaya çıkan bir iktisat politikası bozukluğu enflasyonu. Şevket Hocam zaten bunu güzel aktardı. Oldu mu olası öyle. Başka yerlerde de öyle. Yani hani bir yerde fiyatların başını alıp gittiğini, yüksek enflasyon olduğunu görüyorsak her zaman buna bakıp ya, iktisat politikası becerememişler diyebiliyoruz. Çünkü nihayetinde parayı öteden beri devlet kontrol ediyor. Ve o kontrolü doğru yapıyorsanız paranın değerini 3 aşağı 5 yukarı sabit tutabiliyorsunuz. Paranın değeri demek, paranın satın alabildiği mallar ve hizmetler demek. Bu değişmiyorsa eğer, bu mal ve hizmetlerin para cinsinden fiyatları değişmiyor demek. Yani enflasyona iki taraftan bakabiliyoruz. Mal ve hizmetlerin fiyatları artmış, bu enflasyon. Paranın gücü, alım gücü azalmış, aynı şey zaten. Para aynı para, fiyatlar yükseldiyse daha az şey alıyor. Tanımı gereği aynı şey. O da enflasyon. Şimdi eskiden para kıymetli maden olduğu için, kendi kıymeti nedeniyle parayken, değil mi? İşte bu kullandığın paranın içindeki maden miktarını değiştirirsen, tavşiş, o zaman fiyatlar yükseliyordu. Çünkü ben malımı işte 1 gram gümüşe satmaya çalışıyorum. Bu paranın içinde 1 gram gümüş vardı, oldu. Yarım grama indirirsen 2 tane o paradan isteyeceğim senden. Fiyat 2 katına çıktı diyeceksin. Buna benzer bir mantık artık aynı şekilde işlemiyor. Yine Şevket Hocam bahsetti. Bugün kağıt para dediğimiz şey sadece kağıt. Arkasında başka bir şey yok. Bir maden, bir değerli bir şey yok. Ama nihayetinde bir merkez bankası var. O merkez bankası ben bu ortaya çıkarttığım paranın arzını kontrol ederek, ortalıkta çok fazla yüzmesine engel olarak fiyatını fiilen kontrol edeceğim diyor. Nasıl yapacaksın onu? Valla baktım ki benim param çok kıymetli bir şey değil gibi. Faizi yükselteceğim. Faiz yükseldiği zaman bu para cinsinden getirin artacağı için daha çok isteyeceksin bunu. Dolayısıyla kıymetlenecek. Paranın kıymetlenmesi demek, fiyatların artmaması demek. Oldu. Yani bizim Merkez Bankamız bunu yapmıyor. Bizim Merkez Bankamız diyor ki ben enflasyonun arttığını görüyorum. Ama bir yandan da Türk lirası tutmanız için neden olan faizi azaltıyorum. Dolayısıyla Türk lirasını daha az istenen bir şey hale getiriyorum. Daha az istenen şey daha az kıymetli olacak. Senin paran daha az kıymetliyse enflasyon yüksek. Tanımı bu. Bunu sadece Türkiye iç dinamikleriyle anlayıp anlatabiliyoruz. Dünyanın geri kalanında çeşitli başka süreçler işliyorlar. Gelişmiş ülkelerde uzunca bir süre
enflasyonun fazla düşük olması meseleydi. Şimdi Türkiye'de bunu konuşmak kolay bir şey değil. Çünkü hani işte deflasyon, yani fiyatların azalmasından filan bahsedildiği zaman bizim gibi enflasyon geçmişi ve endişesi olan insanlar işte cennete düşmüştüm, çok üzüldüm filan gibi şeyler duyuyorlar. Yani deflasyonun nesi kötü olabilir diye, ama deflasyon hakikaten tehlikeli bir şey. Fiyatların azalması iki şekilde sıkıntı yaratıyor. Bir tanesi, yatırım yapan şirketler kredi aldılar, borç aldılar. Bu borcu ödeyecekler. Benim verdiğim faiz her neydiyse, fiyatlar azaldıkça reel faiz, aslında yapmış olduğum ödemenin bana bindirdiği yük artıyor. Çünkü ben diyorum ki şu kadar bir üretim yapacağım. Bunun da bir kısmını fiilen, değil mi, borcumu ödemekte kullanacağım. Fakat yapacağım ödeme sabit. Fiyatlar azalıyorlar. Dolayısıyla yaptığım üretimin daha fazlasını borç ödemek için kullanmak zorunda kalıyorum. O borç almış olan şirketlerin canını okuyan bir şey. Bunu ta 1930'lardan biliyoruz. İkincisi, talebi çok erteleyen bir şey. Çünkü şu meseleyi ortaya çıkartıyor. Yani ne bileyim işte, çamaşır makinesini değiştireceğiz. Tamam. Bakıyorum çamaşır makinesi fiyatları azalıyor devamlı. Bugün almayıp yarın alırsam daha ucuza alacağım. Bekleyeyim. Ama beklediğim zaman kimse almıyor. Kimse almadığı zaman talep yok. Talep olmadığı zaman fiyat daha da düşüyor. Yarın bakıyorum, diyorum ki bugün de almayayım. Beklersem daha da ucuz olacak. Şimdi bu böyle bir büyük bela olan bir sarmal. Japonya 30 senedir bunun çeşitli uçlarıyla uğraşıyor. Ve merkez bankacıların enflasyondan bile çok korktukları bir şey. Çünkü enflasyonu nasıl kontrol edeceğimizi biliyoruz. Ciddi bir merkez bankacıyı getiriyorsun, başka bir şey yapamıyorsun. Bir durgunluk yaratıyorsun, enflasyonu düşürüyorsun. Deflasyona bir kere girdiğin zaman oradan nasıl çıkacağın çok belli değil. Onun için de bu enflasyon hedefi %2 olan, işte Amerika, Avrupa Para Birliği Bölgesi, İngiltere vesaire bir alay ülke, yer. Enflasyon %0.5, 1.5'da sürünüyor ve bir türlü yukarı gidemiyor. Yıllarca bunu yaşayınca, ki geçtiğimiz 10 yıl boyunca aşağı yukarı bu oluyordu. Hakikaten bir şey endişesi duydular. Yani üflesen deflasyon sarmalına gireceğiz ve oradan çıkamayacağız. Onun için kendimizi buraya getirmeyelim. Dolayısıyla da bu ülkeler bayağı yüksek sesle, bayağı açık bir şekilde dediler ki biz enflasyon istiyoruz. Hatta enflasyon hedefimizi biraz geçerse seviniriz buna, ellemeyiz de. Çünkü bizim modern iktisat anlayışımız diyor ki bize, enflasyonun temel belirleyicisi enflasyon beklentisi. İnsanları fiyatların artacağına ikna ederseniz, onlar da kendi fiyatlarını arttırıyorlar, maaşlarının artmasını istiyorlar vesaire. Bu enflasyon yaratan bir şey oluyor. Artmayacağına ikna ederseniz, bu da tersi şekilde kendi içinde enflasyonu kontrol eden bir şey oluyor. Başkaları fiyatlarını arttırmayacaklar, ben de arttırmayayım. Ama getiriyor insanları. Ve bu merkez bankaları da hakikaten bir, yani nasıl ikna edeceğiz insanları fiyatların artacağına ki bu kadar deflasyonun dibinde gezinmeyelim derdi çektiler. Bizim Türkiye'de bilmediğimiz bir şey bu. Onun için de Amerika'da mesela enflasyon %3'e 4'e çıktığı zaman Merkez Bankası hani yalandan dahi ay endişelendi falan demedi. 7'ye geldiği zaman dedi ki ya biz bu kadar yukarı gideceğini beklemiyorduk. Hani bu yeter artık. Şimdi kontrol edelim. Ama şunu hatırlamak gerekiyor. Yani Türkiye'nin Aralık ayı enflasyonu Amerika'nın neredeyse 10 yıllık birikimli enflasyonuna eşit. Bunlar mukayese edilebilir şeyler değiller. Bu ülkeler zaten son derece iyi merkez bankacılığı yapan, paralarının kıymetini koruyan ülkeler, dertleri enflasyonun fazla düşük olmasıydı. İsteyerek yukarı ittiler. Şimdi baktılar yeterince yükseldi. Tamam, biz bunu kontrol edeceğiz. Nasıl kontrol edeceğiz? İngiltere Merkez Bankası faiz arttırıyor. Fed bilançoyu büyütmeyi bırakacağını açıkladı. İşte Mart ayında faiz arttıracağını neredeyse açık açık söyledi. Bayağı bunun düz bir hani merkez bankacılığı böyle yapılır kitabı var. O kitap diyor ki enflasyon dediğin şey senin paranın değerinin düşmesi. O değerin düşmesini engellemek istiyorsan eğer bir, insanlara enflasyon olacağı hissini vermemelisin. İki, beceremiyorsan veyahut da bu söylediğin şeyi desteklemen gerekiyorsa o zaman kendi paranın kıymetini arttırmalısın. Bunu da faizi artırarak yaparsın. Dolayısıyla bütün gelişmiş ülkelerde faizin arttığını görüyoruz. Gelişmekte olan ülkelerde de benzer şekilde enflasyon yükseldiği için merkez bankalarının faizi arttırdığını görüyoruz. Yani buradaki gerçekten tek istisna Türkiye, inatla biz faiz indireceğiz istisnası. O istisnasının sonucunu da demin gösterdiğim grafikte istisnai bir şekilde
Hani bütün ülkeler şöyle 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 enflasyon derken Türkiye'de böyle enflasyonla görüyoruz. Dolayısıyla her yerde enflasyon var, Türkiye'de enflasyon var, insan aklıyla alay etmek. Teşekkür ederiz hocam. Şevket hocam, şimdi Osmanlı döneminden ve erken Cumhuriyet döneminden konuştuk. Bir de 1950 sonrasında, yani çok partili rejim sırasında yaşanan enflasyon dönemlerini anlatmanızı istiyorum. Yani Osmanlı'da devletin ek gelir sağlamak amacıyla sikkelerle oynaması, işte tahşiş olması ve savaşları söylediniz. Peki 1950 sonrasında neler yaşadık? Şimdi Osmanlı ile ilgili bir iki gözlem daha yaparak başlayayım. Hocam buyurun. Osmanlı döneminde tüm dünyada, Avrupa'da, başka ülkelerde de enflasyon var dedim. Elimizde Osmanlı'da yaşanan enflasyonla diğer ülkelerde yaşananları karşılaştırmamız mümkün. Örneğin işte Osmanlı'nın 500 yılına baktığımız zaman kabaca Avrupa'daki pek çok ülkeden daha yüksek Osmanlı'da enflasyon oranı, daha yüksek olmuş. Bu enflasyon oranları o zamanlar bugünküler kağıt para dönemindeki kadar yüksek değil. Ama zaman zaman yoğun olabiliyor. Zaman zaman o toplumun kurumlarını sarsacak kadar güçlü olabiliyor. Osmanlı o dönemlerde işte 16'dan 19'a kadar, 19. yüzyıllara kadar yüksek enflasyonlu bir ekonomi idi göreli olarak komşularına, Avrupa'ya kıyasla. Bu biraz biz bu enflasyonun kökenlerinin bu topraklarda çok eskilere gittiğini gösteriyor bence. Şimdi daha yakınlara gelecek olursak 1950 sonrasındaki enflasyona da biraz bakalım. Sizden rica edeceğim. Benim de bir grafiğim vardı. Onu evet onunla konuşalım. Şimdi İkinci Dünya Savaşı sonrasında görüyorsunuz enflasyon %0'a yakın 50'lerin başında. Ama ilerleyen yıllarda 1950'lerin ortasında Demokrat Parti döneminde bir dalga geliyor ve 1950'lerin ortasında enflasyonun yıllık hızı %20'nin üzerine çıkıyor. Burada daha önce konuştuğumuz nedenler var. 1954-55 yılında Demokrat Parti düşen buğday fiyatlarına dikkate alarak tarımsal üreticilerin gelirlerinin düşmesini engellemek istiyor. Onun için buğday üreticiden yüksek fiyatlarla alınıp kent fırınlarına düşük fiyattan, eski fiyattan satılıyor ve böylece devlet bütçesinde büyük bir harcama kalemi ortaya çıkıyor. Bunu devlet daha sonra bu toprak mahsulleri ofisine Merkez Bankası'ndan sağladığı kredilerle finanse ediyor. Ne oluyor? Merkez Bankası para basıp buğday üreticisinden ürünü yüksek fiyatlarla almış oluyor. Burada böyle söylediğimiz gibi harcamalardan ve sonra da para politikasındaki genişlemekten kaynaklanan enflasyonu görüyoruz. 60'lar gördüğünüz gibi fiyatların daha istikrarlı olduğu bir dönem ama 1970'lerden başlayarak 2000'lerin başına kadar yaklaşık 30 yıllık bir dönem var. Burada gördüğünüz gibi enflasyon hem dalgalanıyor hem de giderek yükseliyor. Hem Refet arkadaşımın hem de benim değindiğimiz gibi buradaki enflasyonun dışarıdan ithal edildiğini söyleyemeyiz yahut büyük çoğunluğu için söyleyemeyiz. Burada yine ev yapımı, yerli üretim bir enflasyon var. Ve 70'lerden 2000'lerin başına kadar dalgalanarak artan bu enflasyonun nedeni sonunda devlet bütçesinde ve daha genel olarak kamu kesimindeki
büyük açıklardır. Bu açıkların bir kısmı borç alarak kapanmıştır ya borç alarak finanse edilmiştir kısa vadede ama büyük bir bölümü bu kamu kesimi açıklarının büyük bir bölümü para basarak finanse edilmiştir ve ortaya işte 70'lerin sonunda sonra 90'ların ortasında %100'e kadar yaklaşan hatta %100'ü geçen enflasyon oranları çıkmıştır. İşte yakın tarihte biliyoruz 2001 sonrasında önemli bazı kurumsal, yasal değişiklikler oldu. Para politikasında değişiklikler oldu. Ve AKP döneminde AKP'den iktidara gelmesinden önce başlayarak enflasyon oranında düşme oldu. Bu grafikte görüyorsunuz son yıllarda enflasyon tekrar yükselme eğiliminde. Şimdi bu tabloya genel olarak bakacak olursa bu son 70 yılda Türkiye'yi ben Türkiye dünyada enflasyon rekortmeni diyemem. Dünyada enflasyonun daha yüksek oranlarda zaman zaman dönem dönem yaşandığı ülkeler oldu. Örneğin 1980'lerde Latin Amerika ülkelerinde çok daha yüksek enflasyon oranları yaşandı. Yine bunlar kağıt para basımından kaynaklanıyordu çeşitli nedenlerle. Ama son 70 yıla toplu olarak baktığımızda Türkiye sade gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında değil, gelişen ülkelerle de karşılaştırıldığında yüksek enflasyonlu, yüksek enflasyonla karşılaşan bir ülke durumunda böyle yakın nedenler olarak bakarsak, işte para basımı, onun arkasında basarsak kamu kesiminin açıkları, bunlar esas nedenler. Ama onun arkasında başka nedenler de var. Onlara da biraz daha sonra değinmek isterim. Siyasi nedenleri var. Onları da birazcık irdelemek isterim. Şimdilik burada durayım. Teşekkürler hocam. Aslında siz de bir gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle Türkiye'yi kıyasladınız. Türkiye'nin yüksek enflasyona sahip olduğunu söylediniz. Refet hocam, hani siz de az önceki soruda Türkiye dışındaki ülkelerde enflasyonla mücadele için faiz arttırıldığını söylemiştiniz. Türkiye'de dün faiz düşürülüyor bir süredir. Dün de bunun aksine sabit tutuldu. Geçtiğimiz günlerde de Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bir açıklamada bulunmuştu ve 2023 seçimlerine Türkiye'nin enflasyonda tek haneyle gireceğini söylemişti. Türkiye'de yani güncel enflasyonun sebebi nedir ve enflasyon tek haneye nasıl iner? Şimdi Şevket Hoca elbette çok haklı olarak yani merkez bankaları sapıttıklarından para arzını böyle arttırmıyorlar. Bunun arkasında hazinelerin kaynak ihtiyacı oluyor dedi. Bu doğru. Fakat yani bugün Türkiye'si hafif bunun istisnası şu bakımdan yani bizim hazinemiz henüz bu kadar patlamış değil. Ya iyi durumda değil bütçe. Bu doğru. Hani mütemadiyen bir işte borcu milli gelire oranı %40-45 ne kadar güzel değil mi gırgır gidiyor? Değil. Türkiye zaten bundan fazla borçlanabilen bir ülke değil normalde. Ama ve yani hani harcamamız da çok. İşte saray yapmak filan pahalı eğlence. Öte yandan şu anda gördüğümüz faiz indirimi Merkez Bankası'ndan hani böyle hazineyi fonlamak vesaire sahikiyle değil. Gerçekten inat. Anlaşılmaz bir hani mekanizması belli olmayan işte faizi indireceğiz. Biliyorsunuz geçen yazdan başladı bu. Faizi indireceğiz enflasyon düşecek.
Şimdi korelasyon var hakikaten, değil mi? Faiz ile enflasyon arasında. Enflasyonun yüksek olduğu yerde faiz de yüksek. Niye öyle? Çünkü ben bugün size işte 1000 lira veriyorum, bir sene sonra alacağım ve bir sene sonra fiyatların iki katına çıkacağını düşünüyorsam, size bugün 1000 lira vereceksem seneye sizden 2000 lira ve daha fazlasını isteyeceğim. Çünkü bir şekilde bugün aktardığım kaynağı yarın geri almak istiyorum. Enflasyon yüksek olduğu için faiz yüksek olacak. Hatta bunu Türkiye'de hani dümdüz görüyoruz, değil mi? Bu işte faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Değildir. Bu yanlış. Merkez Bankası kendi faizini indiriyor. Ekonomide bir tane faiz yok. Bir sürü faiz var. Yani biz kendi hayatımızda da görüyoruz bunu. Değil mi? Bankaya hesap açtığımız zaman paramızı koyduğumuzda aldığımız faizle kredi aldığımız zaman ödediğimiz faiz. İşte ev almak için kredi aldığımızda ödediğimiz faizle buzdolabı almak için kredi aldığında ödediğimiz faiz, işte genel olarak tüketici kredisi kullandığımızdan ödediğimiz faiz, bunlar ayrı ayrı faizler. Ve baktığımız zaman şunu görüyoruz. Merkez Bankası'nın kontrol ettiği bankalar arası para piyasasındaki faizle diğer faizler arasındaki bağ koptu. Merkez Bankası kendini iş yapamaz hale getirdi. Niye öyle? Merkez Bankası diyor ki ben kendi kontrol ettiğim bu küçücük piyasadaki küçücük faizi indireceğim. İyi, peki. Şimdi şunu hemen görebiliyoruz. Ya sen ne yaparsan yap. Enflasyonun %36 olduğu, düşmesinin beklenmediği yerde kimse kimseye %14 ile para vermeyecek. Zor mu bunu düşünmek? Bunun sonucu dolayısıyla Merkez Bankası kendi faizini indirirken Türkiye'deki bütün diğer faizlerin artması oldu. Devletin borç alma faizi de arttı. Kredi faizleri de arttı. İşte konut kredisi faizleri de arttı vesaire. Şimdi dolayısıyla şunu görüyoruz. Yani gerçekten kimseye faydası olmayan, herkese zararı olan bir iş yapılıyor. Merkez Bankası bugün garip ama çok anlaşılabilir bir şekilde çıkıp ben faiz arttırıyorum dese uzun vadeli faizler inecekler. Çünkü gerçekten ülkede Merkez Bankası var, bu para sahipsiz değil. Enflasyon sonsuza gitmeyecekmiş. Enflasyon riski bu kadar da fazla realize olmayacakmış dediğimiz zaman uzun vadeli faizler düşecekler. Ya, hani bunu düşünemeyen ya da düşünüp yapamayan insanların para politikası yaptığı yerde enflasyonun böyle olması, paranın bu hızda değer kaybetmesi bizi şaşırtmıyor. Şunları bilmek bence çok önemli. Hani mesela Şevket Hoca'nın anlattığı çok kıymetli şeyleri dinleyip şu sonucu çıkartmamak lazım. Yani tamam işte, yani dünyanın burası ne, hep enflasyonda ne yapacağız? Türkiye yüksek enflasyon. Bak Osmanlı da zamanının yüksek enflasyonlu ülkesiymiş. Türkiye de buraların yüksek enflasyonlu ülkesi. Demek ki biz de böyle. Değil. Yani hep aynı abuk sabuk işleri yapmışız ve şaşırmayacağımız şekilde hep aynı berbat sonuçlar çıkmış ortaya. Şunu anlamak lazım buradan. Biz yanlış işler yaptığımız zaman beğenmediğimiz sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu beğenmediğimiz sonuçlar bizim yaptığımız yanlış işlerin sonuçları. Dolayısıyla doğru işleri yaparak istediğimiz sonuçları da ortaya çıkartabiliriz. Buna kadiriz. Bizim elimizde. Enflasyon dışarıdan belirlenmiyor demek. İthal etmiyoruz demek. Bir taraftan da biz bunu kontrol edebiliyoruz aslında demek. Bunu yaptığımız zaman da yakın geçmişimizde var. Yani 2001 krizinden sonra AK Parti iktidarının öncesinde de, AK Parti iktidarının başlarında da orada uygulanan program iyi bir dezenflasyon programıydı. Dezenflasyon, enflasyonun düşmesi, fiyatların artış hızının yavaşlaması demek. Ve gerçekten de Şevket Hoca'nın gösterdiği grafikte, değil mi? Enflasyonun neredeyse %100'lerden, ki aylık bakarsanız görüyorsunuz orada %100 olduğu zaman var, tek haneye indiğini görüyoruz. Şimdi nasıl oldu da oldu bu? Vallahi Merkez Bankası kanununu değiştirdik. Merkez Bankası bağımsız oldu. Süreyya Bey çok iyi bir merkez bankacısıydı. Hani hükümetin istediğini değil, doğru olanı yapacağını bildiğini, doğru bildiğini, doğru olanı yapacağına olan güvenimiz vardı. Merkez bankacılığı bir güven işi. O güveni duyuran Merkez Bankası enflasyonu düşürebiliyor. Türkiye'de bunu yapmak mümkün mü? 15 sene evvel yaptık. Yapmış olmaktan mümkün olduğunu biliyoruz zaten. Ama bir tanesinde Merkez Bankası Başkanı'nın valla kamu harcamalarını bu hızda arttırırsa biz de faizi arttırmak zorunda kalırız dediği Merkez Bankası var. Bir tanesi işte 3 ayda bir başkanın değişip, yani biz de bilmiyoruz zaten ne söylenirse onu yapıyoruz Merkez Bankası var. Bu Merkez Bankası'yla enflasyonun kontrol edilemeyeceği çok açık. Ama Türkiye'de enflasyonu kontrol edebilen merkez bankacılığı yapılabileceği ve yapılmış olduğu da çok açık. Dolayısıyla buradan bir
sorumluluk ve yetki de görebilmek mümkün. Yani biz yaptığımız için oluyor, başka türlü yapmaya da kadiriz aslında. En nihayetinde burada gördüğümüz şey şu, Türkiye'nin enflasyonu, Türkiye'nin yarattığı bir enflasyon. Böyle yapmamayı seçmek mümkün. Ve burada önemli olan soru tabii, neden bizim sistemimiz bu sonuçlara yol açan bir sisteme evrildi? Yani niye 15 sene evvel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dünyanın gıpta ettiği bir merkez bankası, hakikaten de çok çok iyi bir kurumdu. Çok iyi bir iktisadi uzmanlık olan bir kurumdu. Yani şimdi ne söylediklerini dinlemiyoruz bile artık. Yani ben dün laf ola beri gele baktım hani ne dediler acaba diye, ama merak ettiğimden değil. Çünkü Merkez Bankası faizi arttırmadık diyor. İşte en sonları bilmem ne bilmem ne, işte sıkı para politikasını sürdürmeye devam edeceğiz. Yani enflasyon %35 olduğu yerde %14 faizi sıkı para politikası diyorsan eğer, evet yani konuşmayalım. Bu kadar aptal muamelesi göreceğim bir ilişkinin parçası olmak istemiyorum. Ama yapabiliyoruz, yapabiliyorduk. Nasıl buraya geldik? Şevket Hoca biliyordur. Hocam çok teşekkürler. Evet, Türkiye'nin enflasyonu, Türkiye'nin yarattığı bir enflasyon dediniz. Bu Merkez Bankası'yla da enflasyonun kontrol edilemeyeceği çok açık dediniz. Şimdi Şevket Hocam, biz ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. O yüzden son sorum. Türkiye'de son 10 yıldaki siyaset ve enflasyon ilişkisi hakkında neler söylemek istersiniz? Buyurun. Şimdi Refet Hoca gayet haklı olarak dedi ki, şu son 10 yıla kadar Türkiye'de yaşanan enflasyonun nedeniyle son 10 yılda, özellikle son yıllarda yaşanan arasında bir fark var. Çünkü daha önceki dönemlerde esas olarak kamu kesimi açıklarının finanse edilmesi nedeniyle bir enflasyon ortaya çıkıyordu. Merkez Bankası kamu kesiminin açıklarını finanse etmek için para basıyordu. Son dönemde ise bu gerçekten böyle olmuyor. Kamu kesiminin durumu o kadar kötü değil. Haklı olarak buna değindi. Burada bir siyasetten kaynaklanan bir hata var. Merkez Bankası yanlış işler yapıyor. Siyaset, hükümet Merkez Bankası'nı, yürütücü Merkez Bankası'nı zorluyor diyelim. Yani burada bir yanlış politika söz konusu, ama sonunda iş biraz da siyasete geliyor. Ben siyasetle enflasyon arasındaki ilişki üzerinde birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi bugün Merkez Bankası'nın son yıllardaki politikası ve düşük faizle kredi verme arzusunun arkasında siyasetçiler var, siyaset var. Çünkü siyasetçiler fiyat istikrarından çok bugün istihdam istiyorlar, bugün büyüme istiyorlar ve hani bazı şeyleri hemen görmekte sabırsız davranıyorlar diyelim. Yahut bunları bu ilişkileri anlamadıkları için bunu böyle yapıyorlar. Ama enflasyonun siyasetle yakından ilişkisi var. Ve bu son dönemde de böyle, biraz önceki 10 yıllara bakarsak da böyle. Önceki 10 yıllara bakarsak da yine Türkiye'de siyasetteki istikrarsızlıkların para politikasını etkilediğini görüyoruz. Türkiye'de siyasetin daha istikrarsız olduğu dönemlerde enflasyonun daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ben lafı şuraya getirerek bağlayayım. Bilmiyorum Refet Hocam bununla ilgili de bir şey söylemek ister mi? Ama son tahlilde teknik çözümler olsa da, enflasyonun düşürülmesine ilişkin olarak teknik çözümler olsa da, enflasyonun düşürülmesinin çözümü aynı zamanda siyasetten geçer. Türkiye gibi bir ülkede, başka ülkelerde de, ama
Türkiye'de de siyasetten geçer. Siyasi rejimimiz daha istikrarlı olduğu ölçüde de enflasyonun düşürülmesi konusunda daha başarılı olacağız diye düşünüyorum. Buna hocam karşı çıkmak mümkün değil. Yani hani bugün Şevket Hoca'yı Merkez Bankası'nın başına geçirseler hepimiz seviniriz. Hani aklı başında biri doğru düzgün bir işler yapacak filan diye, ama hani bana sorsan bu kalıcı olarak enflasyonu düşürür mü? Bu idareleri düşürmez, çünkü enflasyon düştüğü anda görevden alıp yerine faiz indirecek birini getirirler. Ve bana bunu düşündüren her sistem enflasyonla mücadeleyle nihayetinde son kertede başarısız olmaya mahkum. Dolayısıyla bir işte için yönetişim deniyor buna. Yani siyaset bir şekilde değişecek ki, tamam ben kendi illiyemediğim bir Merkez Bankası çıkartacağım ortaya ki şu rezilliği bir kere daha yaptırtamayayım diyecek bir yere gelecek. O değişiklik olmadan Merkez Bankası'nın kendi başına ben şimdi doğru şeyler yapacağım, bir kere yaparsın sonra görevden alırlar. Dolayısıyla tamamen katılıyorum. Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Enflasyonun siyasetle ilişkisi var, çözümde siyasetten geçer dediniz. İlerleyen günlerde neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Meraklısına Güncel İktisat'ın bu haftaki bölümü sona erdi. Haftaya ekonomideki yeni gelişmelerle sizlerle olacağız. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.